Beyin yakan Tenet fragmanları aklınızı başından aldıysa endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Bu videoda filmle ilgili birkaç bilginin yanı sıra birbirinden çılgın ama bir o kadar da mantıklı şeylerin olduğu birkaç teoriye ve Christopher Nolan'ın yeni filminin nasıl olabileceğine birlikte bakacağız. Birinci kısım, film hakkında bazı bilgiler. Christopher Nolan, Tenet'i 6 yıl üstünde yoğunlaşarak toplamda 20 yıllık bir süreçte yazmayı tamamlamış. Senaryoyu başrollerden bile gizli tutmasının sebebi ise bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir tecrübeyi yaşayacağımıza inanmasıymış. Uzun yıllar sonra kurgucusu Lee Smith yerine Jennifer Leyland'la çalışacak olup, besteler konusunda da değişmeyen arkadaşı Hans Zimmer ise Dune filmi için maalesef Tenet'te yer alamıyor. Yani bu konularda ilk defa farklı kişilerle çalışacak diyebilirim. Ayrıca filmin başrollerinde ise John David Washington ve Robert Pattinson yer alıyor. Ve her zamanki gibi Michael Caine de çok kısa gözükecek olsa da her zamanki gibi Nolan filmlerinde mevcut. Filmin prodüksiyon bütçesi 205 milyon dolar ve kendi orijinal yapımları arasındaki şu ana kadar en yüksek bütçeli Nolan filmi olarak karşımıza geliyor. Dark Knight serisinde daha yüksek bütçeler mevcut ama bir uyarlama olduğu için bu kategoriye girmiyor. Nolan filmi 4 saat civarı vizyona sokmak istemiş ama stüdyo ve dağıtımcılar yüzünden seans sıkıntısı olacağı nedeniyle bu fikre pek sıcak bakmadıkları duyurulmuş. Ama şu anlık durum belli değil. Yani 4 saat olması da yine hatırı sayılır uzunlukta bir film izleyeceğiz gibi gözüküyor. Filmin konusunun kimse tam olarak bilmese de olası bir 3. Dünya Savaşı'nı önlemek tarzında küresel çapta bir tehlikeyi zamanla oynayarak kurtarmaya çalışacak bir grup ajanın hikayesini anlatacak gibi gözüküyor. Son fragmanda da birçok yeni savaş alanı sahneleri de yayınlamışlardı. Gelecek bir savaş görüntülerini izledik diye de bir replik duymuştuk. Filmin çekim mekanları da çok fazla ülkede olduğu için küresel anlamda bir tehlikenin gözükeceğini neredeyse kesin diyebiliriz. İkinci kısım, Tenet'in anlamı. Tenet kelimesinin anlamı Latince kökenli bir kelime olup bir din veya inanışın temel ilkesi veya prensip anlamında olup bir palindromdur. Yani tersten okunuşu da aynı bir kelime. Günümüzde hala gizemini karayan Sator karesinin de en kilit bütününü oluşturur. Sator karesi, Sator, Arepro, Tenet, Opera, Rotas kelimelerinin sağdan sola ve yukarıdan aşağıya aynı kelimelerden oluştuğunu ve ayrıca gizeminin ise hala günümüzde çözülememiş olduğu bir karedir. Eğer bu kareden Tenet çıkarılırsa bütün düzen bozuluyor. Yani Tenet bir nevi köprü görevi görüyor diyebilirim. Belki de filmin yapısı Tenet'in logosundaki harflerin simetrikliğine göre önce ortasından normal bir şekilde başlayıp sonlara doğru gittiğimizde simetrinin, yani filmin iki farklı gerçekliğe yaklaştığımız bir yapıda olduğunda görebiliriz gibi. Bu iki farklı gerçekliğe de videonun ilerleyen kısımlarında çok detaylıca değineceğiz. Üçüncü kısım, zamanı tersine çevirme. Fragmanlarda asıl olayın zaman yolculuğu olmadığını ama bir şekilde zamanı tersine çevirdikleri tarzı bir konuşma geçiyor. Kişiye özel objeler ve belli başlı nesneler sayesinde zamanı ileri veya geri sarabilirken dünyanın geri kalanı aynı şekilde duruyor gibi gözüküyor. Bunlara örnek olarak araba taklası, dişlinin ele gelmesi ve mermi yakalamaya örnek gösterebiliriz. Hatta filmin yayınlanan son fragmanında iki mermiyi yan yana koyup bunlardan biri bizim gibi zamanda ileriye, diğeri ise geriye gidiyor. Bunları birbirinden ayırabilir misin dediği bir sahnede yayınlandı. Videonun başında Tenet'in bir palindrom olduğunu açıklamıştım. Filmde zamanın ileri veya geri hareket ettiğini söyleyemeyiz. Bu da filmin sonu dahil birçok kısmının aynı Inception'da olduğu gibi farklı farklı yorumlayabileceğimiz demek oluyor. Hatta filmin baştan sona ve sondan başa izlenildiğinde de farklı bir bütün oluşturacağı, ilk izlediğimizde bir son olacak ama sondan başa izlediğimizde de ilk baştaki sonun devamı olacak şeklinde de güçlü güçlü iddialar var. Kafamız çok karışacak, o belli. Dördüncü kısım, Tenet gizli bir örgüt ama iyiliğe hizmet eden bir örgüt. Belki de kendilerini geleceğine pahasına olursa olsun kurtarmaya adamış bir örgüt. Ve biz de bu örgütü John Washington'ın karakteriyle birlikte keşfedeceğiz gibi gözüküyor. Gizli ajan tarzı ve örgüte girmenin tahminen ilk kuralı olacak olan gerçek hayatta ölü olarak resmileştirilip gölgeler ardında yeni kimliğiyle Tenet örgütüne geleceği 3. Dünya Savaşı'nı kurtarmasında önemli rol oynayacak bir ajan hikayesi geliyor gibi gözüküyor. 5. kısım, Tenet'te geçmiş ve gelecek olmak üzere iki gerçeklik aynı anda mı var? Maxwell'ın şeytanı ve entropi. Sadece zamanı tersine çevirme değil, aynı zamanda farklı gerçeklikler arasında seyahat etmekten bahsediyor. Bu teoride burada gördüğümüz arka plandaki Maxwell'ın şeytanı şeması çıkıyor ki ben bu teoriyi keşfederken manyak oldum diyebilirim. Fakat sonradan gördüm ki bunu fark eden sadece ben değilmişim. Tahta üzerinde bulunan denklemler entropi, yani termodinamiğin 3. yasası ve Maxwell'ın şeytanı gibi bilimsel öğeleri görebiliyoruz.
Buna göre bu bilimsel kavramları kısaca açıklayacak olursam, entropi kavramı bozulmayı tarif eder. Yani maddenin düzenli halinden düzensiz haline geçmesi de denilebilir. Zamanla doğru orantılı olan entropiye en güzel örnek olarak büyük patlama, yani Big Bang, evrenin oluşumundan beri sürekli genişlemesi olayını örnek gösterebiliriz. Termodinamiğin 3. yasası mutlak sıfır noktasında, yani -273 Kelvin'de tüm maddelerin entropisinin düzgün olacağı, tekrar düzenli olacağı yöndedir. Yani mutlak sıfırda tüm maddelerin düzensizliği eşitlenir ve buradan sonra yayılamaz. Bunun sonucunda ise zaman işlevini yitirir. Maxwell'ın şeytanı ise bir teoridir. Bu deneye göre bir oda eşit şekilde ikiye bölünerek A ve B adları verilir. Aralarında bir kapı konulur ve bu kapıyı yönetecek bir varlık vardır. Maxwell buna zamanında şeytan veya cin lakabını takmıştır. Bu şeytan A ve B noktalarında maddelerin enerjilerini, hızlarını ve konumlarını, kısaca her şeylerini bilir. Ve bu maddelerden herhangi bir partikülü bu duvarlardan birine çarpacak olursa diğer odaya, ortadaki kapıyı açarak geçirir. Bu olay sürekli sonsuza kadar devam eder. Aynı Maxwell'ın şeytanındaki gibi iki farklı gerçekliğe gidebildiğini düşündüğüm, biri kırmızı, biri mavi bu kapılardan fragmanlarda yer yer gördük. Aynı şekilde örnek olarak Elizabeth Debicki'nin oynadığı karakterin bir gerçeklikte kırmızı, diğer gerçeklikte mavi giymesi ve iki tane aynı karakterden olması gibi de bir işe gözüme takıldı. Ayrıca bu ablanın korumasının önce mutfakta kavga etmesini, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ablamızı Londra'da arabaya bindirmesini ve sonra da muhtemelen bu şekilde yere serilmiş halde gördüğümüzde ortada. Yani herkesten iki tane olma olayı iki farklı gerçekliğin olabileceği bana mantıklı geldi diyebilirim. Hani dedim ya, bu kapılar Maxwell'ın şeytanındaki gibi kırmızı ve mavi diye. Şimdi ek olarak şunu diyorum. Filmde Elizabeth Debicki'nin oğlunun adı da ne olsa beğenirsiniz. Aynı Maxwell'ın şeytanında olduğu gibi çocuğun ismi Max. Buradaki tren sahnesindeki ortak zaman alanında trenlerin ileri geri gidişlerinden veya yapılarının farklılaştığından da görebilirsiniz sanırım. Arşiv odasındaki özel nesnelerin iki gerçeklik arasından geçen ve aslında kendi gerçekliklerine dönmek isteyen dengesiz nesneler olabileceğini de düşünüyorum. Kenneth Branagh'ın filmin kötü karakteri olarak arkasında bu nesnelerle ilgili ipuçları bırakmış olabilir. Nasıl mı? Silah mermilerinden yola çıkabiliriz. Mermiler ateşlendiğinde silaha geri girdiği ve vurulan yerde hiçbir iz bırakmayacağı için kötü karakterimiz aslında gelecekte kanıt bırakmıyor ama geçmişte bırakıyor. Bu yüzden de iki gerçeklik arasında bıraktığı kanıtları temizleme girişimleri de olacaktır diye düşünüyorum. Sadece bir tahmin ama bu parçaların bir kameraya ait olabileceğini ve bu kameranın gelecekten geçmişe geçen parçalarını toplayıp birleştiklerinde gelecekten çok önemli görüntüleri gösterebilecek ana odak parçamız olabileceğini ve bu yüzden de 3. Dünya Savaşı'nı engellemek için harekete geçeceklerini de dipnot olarak bırakıyorum. Son fragmanda da zaten izlediğimiz şey bir savaş görüntüsüydü tarzı bir şey dedi. Hem mermiyi geri çektiği hem de dişliyle olan sahnede de dikkat ederseniz elinde eldiven var. Oksijen maskesi olayı da ters gerçekliğe geçtiklerinde nefes alabilmeleri için gerekiyor olabilir. Çünkü her şeyin ters aktığı bir gerçeklikte nefes de almak zor olacaktır, değil mi? Ayrıca yine son fragmanda yeni bir konuşmaya göre basınç odasından çıkınca ortama alışmak için biraz bekleyin. Görüş ve duyumanda bozulmalar olabilir kısmını gördüğümüz için maske de düzgün ve stabil bir şekilde kalabilmek için kullanılacak bir araç gibi görünüyor. Maxwell odalarına bir kanıt niteliğinde ise bu sahnede mevcut. Alttaki ışık yansımalarından ve karakterlerin konuşmalarından göreceğiniz üzere ikisi yan yana ama farklı gerçeklikteler gibi gözüküyor. 6. kısım cep evrenler. Bu ise bir arkadaşımın teorisi. Bu teoriyi üretirken fragmanda gördüğümüz entropi ve termodinamiğin 3. yasasından yola çıkarak üretmişti. Bu teoriye göre zamanın içinde alternatif bir zaman yaratıp ondaki kanunları bizim evrenimizdekinin tam tersi haline getirip evrenin genişlemesi olayını ters entropi ile o mini evrendeki olayları büyük patlama anına götürüp o zamanı sonlandıracaklar. Yani kısaca cep evrenler yaratıp ondaki zaman akışını büyük patlama, Big Bang anında yönlendirecek bir zaman çizgisi yaratma diyebilir. Böylelikle zaman kontrolden çıkmaz ve bir süre sonra o evren ve zaman dilimi yok olur. Yani kısaca süreli bir kaçış evreni. Bizim ana karakter de iki zaman diliminde olacağı için zaman kavramı karışacak. Bu teoriye göre bunu biraz da Inception'daki rüya içi rüya katmanlaşmasının birkaç seviye üstü gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca son fragmanda da Robert Pattinson'ın karakterinden şunları duyuyoruz. Zaman sorun değil, önemli olan sağ çıkabilmek. Sanırım kendi zamanın dışındaki bir zamana gittiğinde orada ölürsen bu tabii ki kendi gerçekliğini değiştireceği için böyle arada kalıp ölme durumları olacak.
bu kadar kafa patlatıp aklınızı karıştırdığımıza göre birkaç bilgi daha verip yavaştan videoyu kapatabiliriz sanırım. Film normalde Inception filminin 10. yılına denk gelen 17 Temmuz 2020'de vizyona girmesi planlanıyordu. Fakat Covid-19 sebebiyle film sırasıyla 31 Temmuz, 12 Ağustos ve son olarak 26 Ağustos tarihine ertelendi. Amerika'da 4 Eylül. Umarım filmin çıkmasına birkaç gün kala bir erteleme daha olmaz, büyük ihtimal olmayacak. Şimdiden bir başyapıt diyebileceğimiz bu filmi izleyebiliriz. Siz ne olur ne olmaz Tenet'e gitmeden önce Inception filmini böyle bir tekrardan izleyip hafızanızı bence canlandırın diyorum. Ayrıca şunu da son olarak ekleyeyim. Inception'ın devamı bence değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.